Ekranların en havalı, en kornalı bilgi yarışması Araba Avcısı'na hoş geldiniz. Yarışmacımız bugün bu araba için yarışacak. Karşınızda Kızıl Fırtına Double X, 8 tekerli, 2 direksiyonlu, üstü altı açılabilir, full otomatik, triptonik ve tipi tip. Oo. Üstelik havalı kornalı. Hem de havalı kornalı. O kadar şey varken bundan mı etkilendin yani Necati? Keşke benim düdüğüm de böyle çalsaydı. Ve yarışmacı koltuğunda Şakir. Hadi aslanım, göster kendine. Cevabı bilmiyorsan boş bırak, kaydırma yapma. Hoş geldin Şakir. Araba kullanmak için çok küçüksün. Kazanırsam bu teknoloji harikasını kim kullanacak? Ben! Ben babasıyım. Ben de baba yarısıyım. Sen en fazla çeyreğim olursun. Başvuru formunu ben doldurdum Şakir, unutma. Hemen yarışmaya geçelim. İlk soru gelsin bakalım. Ağrı Dağı'nın yüksekliği kaç metredir? A. 3000, B. 4000, C. 5436, D. 5137. Ben bunu biliyordum. Öğrendiğim anı hatırlamaya çalışayım. Sesli düşünebilirsin. 3 ay önceydi. Hatta görüntülü düşünsen daha iyi olur. Biz de izleriz. Babamla birlikte helikopterdeydik. Görebiliyor musun Şakir? Ayak izlerini gördüm baba. Kaç numara? 47 mi? Buradan nasıl bilebilirim ki? Ha, kendini de gördüm. Necati abi. İşte orada. Dağ ayısı olmadığına emin misin Şakir? Hiç mor dağ ayısı olur mu baba? Aslında morfil de olmaz ama... Ha, uçuruma doğru yürüyor. Hemen atlayıp kurtaralım. Atla Şakir. Necati dur! Necati abi! İşte yakaladık. Hayır, dur Necati abi! Necati uyan! Baba, bir şeyler yapmalıyız. Dur, ninni söyleyerek uyandırmaya çalışayım. Bir küçücük aslancık varmış. Baba, olur mu hiç öyle? Heh, aklıma bir fikir geldi. Necati abi uyan, kahvaltı hazır. Benim yumurtam yok olsun, 3 tane yeter. İşe yaradı. Aferin Şakir. Necati, bu uyur gezerliğine artık bir çare bulmalısın. 2 gündür her yerde seni arıyoruz Necati abi. 2 gün mü? Olamaz. Hangi yıldayız yani? Necati abi sakin ol. Bıraktığın yıldayız hala. Hem sen nasıl yürüdün buraya kadar? Biz helikopterle zor çıktık. Neredeyiz ki? Ağrı Dağı'nın zirvesindeyiz Necati abi. Ülkemizin en yüksek zirvesi. Baksana tabelaya. Ağrı Dağı. Rakım 5137 metre yazıyor. Evet, hatırladım. Cevap veriyorum. D şıkkı. 5137 metre. Cevabı görmeden önce merak ettim. Dağdan nasıl indiniz peki? Helikopter dönüp sizi aldı mı? Kendi imkanlarımızla indik diyelim. Çok zevkli! Doğru cevabı görelim o zaman. Dödüm. Zaten heyecanlıyım. Bir de sen efekt yapma Necati. Ve doğru cevap 5137. Tebrikler Şakir. İkinci sorumuz geliyor. Bir glikoz molekülü diğer adıyla basit şeker hangi atomlardan oluşur? A. 3 karbon 5 azot, B. 4 hidrojen 2 oksijen, C. 6 karbon 12 hidrojen 6 oksijen, D. 1 azot 2 oksijen 5 karbon. Bunun cevabını bilmiyorum ve yedek oyuncu jokerini kullanmak istiyorum. O zaman yedek oyuncu gelsin. Yaşasın! Yedek oyuncu benmişim. Hoş geldin. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Benim adım ne? Ne? Biraz dediğiniz için fazla tanıtmadım. Tamam, daha detaylı tanıyalım öyleyse. Benim adım Necati ve düdük çalmayı çok severim. İşte şimdi oldu. Benzinim azaldı diyor. Aç bırakmayın bu arabayı. Arabayla düpleşmeyin lütfen. Yarışmaya devam edelim mi artık? Cevap veriyorum. Edelim. Bildim, kazandık. Düdüğü kaldıralım. Henüz kazanmadınız. Soruyu tekrar okuyorum. Bir glikoz molekülü, diğer adıyla basit şeker, hangi atomlardan oluşur? Çok şanslıyım, müziği çok severim. Bu bir kimya sorusu Necati. Doğru cevap beynimin bir yerlerinde. Ama nerede? Evet, hatırlıyorum. Okulun laboratuvarına bir hışımla girmiştim. Alo, alo! Ne istiyorsun Necati? Şu an çok hassas bir deney yapıyorum. Deneylere bayılırım. Ne deneyi? Kendi kendine pişen makarna deneyi. Oo, çok akıllıca. Sonuç ne? Deney başarısız. Evet, sen ne istiyorsun? Bana hemen şekerin formülü lazım. Glikoz yani. Çok basit. Yazıyor musun? Aklımda tutarım, söyle. 6 karbon atomu. 9 tane strafor, evet. Sen yaz Necati lütfen. 6 karbon... 12 hidrojen ve 6 oksijen atomuna ihtiyacın var. Evet, yazdım. Sağ ol Birken. Ben de sana kremalı bisküvinin formülünü vereyim, ödeşelim. Krema ve bisküvi. Hadi biraz şeker yapalım. Karbonlar, karbonlar neredesiniz? Pişt. Azotum ben abi. Sen biraz ileride oyna bakalım. Karbonla. Buyur abi, karbon mu lazımdı? Altınız geçin şöyle. Hidrojenler neredesiniz bakayım? Bizi mi çağırdın abi? Siz 12'nin şu karbonların yanına gidin. Oo, sizi gidi hididiler. Aferin size. Oksijenler, oksijenler neredesiniz? Oksijen mi lazım abicim? Aa, ekrana yaklaşma o kadar oksi. Ödüm koptu. 5 arkadaşını kap gel çabuk. Tamam abicim. Biz geldik. O zaman füzyon başlasın. Başardım. Şeker yaptım. Müdür bey, buyurun bol atomlu, ama bol şekerli Türk kahveniz hazır. Sanki şekeri icat ettin. Niye bu kadar uzun sürdü? Yani bu hikayeye göre sorunun cevabı 6 karbon, 12 hidrojen ve 6 oksijen. Bakalım doğru mu? Doğru cevap açılsın. Oley! Yaşa Necati! Tebrikler. Yalnız bir şeyi merak ettim. Madem şeker lazımdı, neden gidip bakkaldan almadın? O kadar aklım olsaydı okuyup lahmacun olurdum. Öyleyse yeni sorumuz gelsin. Jüpiter gezegeninde bir gün kaç saattir? A. 1 saat, B. 10 saat, C. 24 saat, D. 40 saat. Evet, bildiğim yerden geldi. Jüpiter buradan 1 ışık yılı uzakta olsa, 1 ışık yılı da 5000 takla etse, takla bölü saniye çarpı kütlenin hüpletme hızı eşittir. Ben joker kullanmak istiyorum. Peki hangi jokeri? Babasına sor jokeri. Peki kimin babasına soralım? Şakir'in. Şakir'in babası gelsin. Ben Remzi. Şakir'in babasıyım. Hoş geldin Şakir'in babası Remzi. Oo, prodüksiyon çok iyi. Hiç yorulmadan buraya ışınlandım. Evet Remzi. Jüpiter'de bir gün kaç saat sürer? Bir fikrin var mı? Çok basit bir soru. Yalnızca hatırlamam lazım. Uzun zaman önceydi. Yo, çok önceye gittim. 20'li yaşlarımdaydım. Evet. Dünyadan Jüpiter'e, dünyadan Jüpiter'e. Sesimi duyan var mı? Alo! Alo, kimsiniz? Aa, Jüpiter mi orası? Yok, Sarıyer. Tabii ki Jüpiter. Oo, Jüpiter'de canlı yaşam formu keşfettim. Jüpiter simidine gel. Sıcak sıcak. Hızlı simit, hızlı. Siz kimi aramıştınız? Ben rastgele bir frekans seçtim. Siz çıktınız karşıma. Rastgele mi? Ha? Patron? Yine işe geç kaldın. Kovuldun. Break. Jüpiter, ses ver. Ne var ne? Burada zaten günler 10 saat. Zaten hiçbir şeye yetişemiyorum. Bir de sen oyalıyorsun beni. Bir daha arama sakın. Jüpiterliler çok dost canlısı değil galiba. Neyse, dünyadan Uranüs'e. Uranüs, ses ver. Cevap veriyorum. 5 şıkkı. 10 saat diyorum. Bakalım öyle mi? Doğru cevabı görelim. Bravo baba. Aferin telsiz Remzi. Tebrikler. Yani Jüpiter'deki bir uzaylıyla telsizle konuştunuz öyle mi? Evet. Ne var ki bunda? Sevgili seyirciler, final etabıyla birazdan tekrar karşınızdayız. Araba avcısı final etabıyla devam ediyor. Şakir, bu soruyu bilirsen araba sizin. Ne düşünüyorsun? Kendime güveniyorum. O zaman soruyu görelim. Tuk tuk leylekleri bu mevsimde nereye göç ederler? A. Kenya, B. Uganda, C. Hindistan, D. Şili. Ama bunu daha bugün duydum. Bugün mü? Evet, bir tuk tuk leyleği bize nereye göç edeceğini söyledi ama hatırlayamıyorum. Biraz geçmişe dönmem gerek. Dönelim. Bu sabah program çekimi için buraya geliyorduk. Necati yeter. Şu düdüğü çalmayı bırakır mısın artık? Sen mi çalmak istiyorsun? Öyleyse kendi düdüğünü alman lazım. Ben çalmak da istemiyorum, duymak da istemiyorum. Müzik aleti çalıyorum diye lütfen beni kıskanma Remzi. Düdük bir müzik aleti değildir. Baba, Necati abi, tartışmayı bırakın. Yarışmaya hazırlanmalıyız. Merhaba, ben Tuk Tuk Leyleğiyim de. Necati dur, buyurun. Ben de göç ediyorum. Acaba de gitmek için ne tarafa uçmalıyım? Ben anlayamadım. Tuktukça bilmiyorsunuz galiba. Ne tarafta onu öğrenmek istemiştim. Neyse, başkasına sorarım. Ten nasıl gidilir diye. Düdük yüzünden anlayamadık. Bekleyin. Necati, beğendin mi yaptığını? Son beslemden mi bahsediyorsun? Peki siz beğendiniz mi? Evet, cevabın nedir Şakir? Cevap veriyorum. Düt. Tek duyabildiğim düdüğün sesiydi. Bu da demek oluyor ki cevabı bilmiyorum. Çok yazık. Maalesef Kızıl Fırtına Double X'i kazanamadınız. Ah Necati, ah! Bu mükemmel arabayı kaybettiniz. Ama size ayağınızı yerden kesecek bir teselli ikramiyemiz var. Teselli ikramiyesi mi? Yoksa bir tekne mi? Yoksa bir uçak mı? Nasıl da kaçırdık 8 tekerlekli Kızıl Fırtınayı. Olsun oğlum. Hem 3 tekerli bisiklet daha sağlıklı. Hem de artık her yere birlikte gideceğiz. Ne kadar güzel değil mi? Buradan sola dön Necati. Yelkenler fora, bisiklet sola. Necati! Sakin olun, panik yok. Ben yardım çağırıyorum. Tuk tuk değnekleri. Fırlatmaya başlamışsın. Niye sinirlisin? Deney için fareyi labirente koydum. Ama peyniri bir türlü bulamıyor. Anlamıyorum. Peki peynir nerede? Labirentte olması lazım. Ama ben de bulamıyorum. Acaba fareler mirketler kadar zeki mi? Yoksa mirketlerin zekasını fareler mi yemiş? Beni peynire dönüştürüp labirente koy. Durumu olay yerinde inceleyeceğim. Belli oldu. Hadi yap. Ben sinyal yolladığım zaman çıkarırsın beni. Turşuya dönüştürsen olmaz mı? Turşu mirketin maceraları. Turşuya dönüşen bilim hayvanı fikri çok klasik. Peynir yap, peynir. Ay iyi tamam. Peynir gücü! Demek üçgen peynir. Hep üçgen bir vücuda kavuşmak istemişimdir. Bakalım sportif miyim? Bu peynirin de iyice suyu çıktı. Peynir demişken karnım acıktı. Bir zamanı durdurup fırına kadar mı gidip gelsem? Zaman dondurucum nerede benim? Otobüs! Zaman dondu. Gel bakalım otobüs. İlerlesene kardeşim. Zamanı dondurduk değil mi? Otobüs dur! Gel buraya! Aman neyse, düşürmüşümdür bir yerde. Fırın burada zaten. Labirentte her şey normal gibi. Bu fare niye peynirleri bulamıyor? Ben peynir değil miyim? Beni nasıl buldu bu fare? Üstüme geliyor. Ama bir yere gitmeye gerek yok. Çünkü fare peynirleri bulamıyor. Değil mi? İmdat! Mualla yardım et! Mualla! Yok abi benim adım Muhittin, Muhittin. Mualla! Muhittin'im ben, Muhittin. Anlamıyor musun? Mualla! Gel Muammer'de anlaşalım en iyisi ha. Geliyor, geliyor. Eyvah, çıkmaz sokak. Ergen kardeş, buraya gel. Seni kurtaracağım. Geldim. Kurtar beni. Kurtar. Alo. Kapağın üstündeymişim. Doğru. Burası bizim oraya benziyor. Ben krem peynir. Mahallemize hoş geldin. Bu örgü peynir. Ayol merhaba. Bu otlu peynir. Merhaba. Merhaba. Bu da süzme peynir. Merhaba, ben süzme. Biz zaten tanışıyoruz. Yeni misafirimiz var bak. Ha, ranza arkadaşım mı geldi yoksa? Sen ranzada kalmıyorsun ki. Umarım ranzanı getirmişsindir. Çünkü ranzan yokmuş. Burayı siz mi kurdunuz? Evet. Labirentten kurtulan peynirler olarak sıfırdan peynir mahallesi inşa ettik. Burada manavımız var, peynir luna parkımız var. Peki burada ne var? Şşş, yaklaş söyleyeyim. Daha da yaklaş. İyice yaklaş. Bizi labirente koyan birisi olduğuna eminiz. Burada onu alt etmek için plan yapıyoruz. Gir içeri göstereyim. Peynirler burada ambalajlanıyor. Burada son kullanma tarihleri basılıyor. Burada da mekanikleşiyor. Bize yardım edersin değil mi? Üzerimizde deney yapan bilimci her kimse ona yaptıklarını ödetmeliyiz. Tabii tabii. Burada kesin bir bilim hayvanı peynir vardır. Gidip ona derdimi anlatsam iyi olacak. Makineleşmeye hayır! Yaşasın organik peynirler! Peynirleşmeye hayır! Yaşasın robotik peynirler! Bu tam olmadı. Bunu mutfağa verin menemen yapsınlar. Süzme kardeş baksana. Burada bir laboratuvar var mı acaba? Laboratuvar var mı? O ne? Senin anlayacağın dilde söyleyeyim. Ben arıyor Zeki Peynir. Zeki Peynir nerede? Ha, Zeki Peynir. Gel gel. İşte benden Zeki Peynirler burada. Of, burası kreş bahçesi. Çocuklar, laboratuvar ne tarafta? Şurada amca. Teşekkür ederim. Ben de oynayacağım, ben de. Bu salıncak çalışmıyor. Sallasanıza beni. Merhaba. Suratımız çok benziyor. Sen benim kaybolan ikizim misin? Abi ben kaybolmadım, buradayım. Dostum, beni iyi dinle. Ben burada gördüğün tüm peynirleri labirente koyan bilimciyim. Aynı senin gibi. Ha? Ne diyorsun? Dış dünyada yaşıyorum. Ama siz peynirler kazanamayacağınız bir savaşa hazırlanıyorsunuz. Savaş kimseye yaramaz. Bana yardım et. Herkesi bu hatadan döndürelim. Abi ben ikiziyim, ikizi. Tulum çoktan seni şikayet etmeye gitti bile. Peynir bobini! Ay dur, dur. Sakın diğerlerine söyleme. Bir felakete yol açacaksın. Üzgünüm. Peynir radyon yüzünden seni duyamıyorum. Şimdi sırada yılın en iyi peynir şarkısı. Sütleri süzdüm suyu çıktı. Peynirle peynir çıkkı da çıkkı. Çıkkı da çıkkı 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 da çıkkı. Dur! Hey millet! Bizi labirente hapseden bilimci bu adammış. Hangi adam? Neredeymiş? C! Yakalayın! Ne yapacağız? Tutun kaçmasın! Tavayı getirin! Eritme peynir yapalım! O ne? Öğrenmek istemezsiniz. Ekmek banıyorlar bana. Pekala. Sürgün mü? Yoksa simit mi? Set cezanı. Simit mi? O nasıl ceza? Seni simitin arasına koyacağız. Gel buraya. Gerek yok buna. Sizin için labirente girip fareyle kapışacağım ve onu alt edeceğim. Bir daha da kimseyi labirente koymayacağım. Sözüm söz. Bakın gerçek dünya burayla aynı. Oraya giderseniz bir şey elde edemeyeceksiniz. Ne diyor bu adam? Cezasını verin. Böyle olmaz. Gidelim. Hayır. Doğru söylüyorsa. Ya gerçekleri söylüyorsa. Gerçekten doğru söylüyorsa. Yalnız gitme üçgen. Kürdanım seninle. Benim de yayım seninle. Okun yok mu? Yok. Sadece yay var. Kokum seninle. Madem öyle, ben de sizi kurtuluş takımı ilan ediyorum. Oley! Takım olduk. Ama sen yedeksin, tamam mı süzme? Oo! Ama iyi top oynarım bak. Süper numaralarım var. İzleyin. Boy, boy, boy. Fare yakınlarda olmalı. Ama anlamıyorum. Siz niye geldiniz benimle? Ay senle alakası yok. Gerçek dünyayı merak ediyoruz. Orada peynirler hüküm sürüyormuş. Peynirler simitleri yiyormuş. Saçmalamayın. Yanlış düşünüyorsunuz. İlk defa doğru bir şey söyledin. Gerçek dünyada peynirler simitlere martı atıyor ve isabet ettiren 3 peynir puanı kazanıyor. Tamam sessiz olun. Fare geliyor. Planımızı unutmayın. Unuttum bile. Sana zaten anlatmadık planı. Anlatmadığınız şeyi nasıl unutabilirim ki? Amma şapşal bunlar da. Ne yapmam gerekiyor? Öylece hiçbir şey yapmadan dur. Siz çok sıkıcısınız. Ben farenin safına katılacağım. Fare kardeş, gel bak peynirler burada. Ben de peynirdim değil mi? Şimdi. İşte bu kadar. Baba seni unutmuşum eyvah. Baba portalı yolluyorum içeri. Baba portaldan geç ve buraya dön çabuk. Kaç kurtar kendini. Biz mahallemize döneceğiz. Kendimizi feda ediyoruz. Israr et de kahraman gibi görünelim canım. Hayır, gitmeyin. Kendinizi bırakmayın. Biraz üzüldüm aslında. Neyse, en azından kovboyculuk yapıp bir güzellik yapabilirim onlara. Konuşabiliyorum sonunda. Niye herkes benden kaçıyor ki? Bir derdimi anlatamadım. Baba ne oluyor? En azından farenin peyniri neden bulamadığını anladım. Mahalle kurmuşlar, mahalle. Ne peyniri? Spor için koşuyordum ben. İyi, git yakınlarda bir park var orada koş. Dağıtma buraları. Şu tarafta. Park burası mı? Otopark burası. O da bir çeşit park sonuçta. Kızım sen neredeydin? Sabahtan beri yardım istiyorum. Affedersin baba. Peynirli simit almaya gitmiştim. Çok lezzetli bak. Dur yeme onu. Baba alnında Yibul yazıyor. Nasıl? Senin de alnında Remzi yazıyor. Yibul Remzi ne demek? Yibul Remzi değil. Remzi Yibul. Bu bizim el yazımız. Belli ki kendimize not bırakmışız. Remzi her kimse bulmamız lazım. İyi ama niye hatırlamıyoruz? Ben daha kahvaltıda ne yediğimi hatırlamıyorum. Hafızam pek kuvvetli değil. Hadi gidelim. Bana seni hiç unutmayacağım demişti. Affedersiniz. Bu mahallede Remzi diye birini tanıyor musunuz? Remzi yok ama Ferdi var, olur mu? Tabii ki olmaz. Biz Remzi'yi arıyoruz. Remzi'den ne eksiği var? Ferdi'nin adı da 5 harfli. Eli iş tutar, akmaz, kopmaz, bir tek damlama yapar. Gözyaşlarım damlama yapıyor. Çünkü kimse beni istemiyor. Sucu geldi, Kadriye suları. Şu sucuya soralım, mahalleliyi biliyordur o. Affedersiniz, Remzi adında birini arıyoruz. Tanıyor musunuz? Ayol hiç duymadım. Su ister misiniz? Yok Remzi. Kimse suya hayır diyemez. Şu tatlılığa bak. Damacana! Hanımefendi, çocuklarınıza falan bir sorsanız bizim için önemli. Benim hiç çocuğum yok ki. Neler olduğunu anlamak için birkaç gün önceye dönüyoruz. Su için su! Birkaç gün önce. Pastacı bacıya hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Necati, saatlerce beklememize değdi. Sonunda sıra bizde. Kalabalık varsa eğlence var Remzi. Konser balonu oldum. Kankito, naber? Bana şu zebra keki versene. Hop, onu ben alacaktım. Arkadaşına veremezsin. Adam sıraya girmedi bile. Kankito deyince sıramı unuttum. Keki verdim, gitti. Sıra var Kankito, sıra. Ama kaçırıyorum. Duydunuz mu? Her 3 bilim hayvanından biri boş işlerle uğraşıyormuş. Zambak, zambak, zambak. 1, 2, 3 bilim hayvanı. Boş adamım ama en azından verdiğim bilgi doğruymuş. Mirket, zebra kekimi haksızca elimden aldılar. Bana yardımcı olacak bir cihaz yapar mısın? Robotla tavla oynuyoruz, diğerlerine sor. Hop, zar tutma. Devrelerime iyilik sağlık. Elim yok ki benim, nasıl zar tutayım? Ha? Baba, bu kadar öfke sana zarar verir. Boş ver keki. Bana ne, bana ne? Asıl sana ne? Ben ne alaka? Devrelerin mi yandı senin? Remzi amca, iyi tamam al bunu. Ama dikkat et, babamın cihazlarına benzemez. Ben zaman bakınayım. Teşekkür ederim. Gel Necati, pastaneye gidiyoruz. Kuru pasta, yaş pasta, sütlacı hastayım hasta. Ben zebra kek istiyorum. Aa! İşte zebra kek senindir. Ya, artık beni hiç kimseymişim gibi yok sayamıyorsun demek. Yok sayılmayı hiç sevmem. Sen beni yok saysaydın diye yok olacak değilim. Yok olsam bile bu zebra kek benimle geliyor. Araba tezgahı dağıtmış. Pastalar kayıp. Şu pastayı da kaybetmeden yememiz lazım. Evrak binasında bir kişinin evrakları kayboldu. Aman! Bize ne bundan? Bu kişi İstanbul'da ikamet ediyor. İstanbul kocaman yer. Ortaköy semtinde. Kaç kişi yaşıyor bu semtte? Bu kişi bir aslan. Bir sürü aslan var burada. Sürü sürü aslan. Evrakları kaybolan kişinin adı Remzi. Ay, korkmalı mıyım? Ben değilimdir değil mi? Heh, işte robot resmi de bu. Oo, amma yakışıklı çıkmışım. Neyse, ben bir evrak binasına gidip bakayım en iyisi. Siz evrakları kaybolan aslan değil misiniz? Bir ehliyet göreyim. Heh, işte. Bu geçersiz. Araba sürmenize izin veremem. İyi. Ben de otobüse binerim. Biletin geçersiz. Otobüsüme yolcu olamazsın. Ben süreyim, sen yolcu ol. Değişik bir heyecan. Anlaştık. Olmaz. Ehliyetin yok. İyi. İş yerim yakın zaten. İşten çıkınca giderim evrak binasına. Yürümek de yasak değil, değil mi? Remzi, diploman geçersiz olduğu için artık burada çalışamazsın. Ne demek geçersiz? İşte yıllardır duvarımda asılı diplomam. Şimdi bu sanat mı? Hayır, öğle yemeğim bu. Diplomamı da yemedin umarım. Yedim ama doymadım. Sıra muzda. Kabuğuyla yedi. Evrak binası. Baba, bizi niye çağırdın buraya? Bana söylediğini çocuklarıma da söyle. Bugünkü maç bol gollü geçecek. Takımlar yedek kalecilerle çıkıyorlarmış. O değil, diğeri. Ha! Bu adamın ne kimliği, ne kaydı, ne de diploması var. Hepsi bir anda nasıl olduysa yok oldu. Hatta bu ismi lazım değilin kayıtlı bir ismi bile yok. Günlük hayatına devam edebilmesi için en baştan okula gitmesi, her kaydını baştan oluşturması lazım. Üzülme baba, biz sana yardım ederiz. Gel seni bizim okula yazdıralım. Manavdan ayakkabı bile alamaz bu adam. Manavdan niye ayakkabı alsın? Alamaz işte. Ayakkabılarınızla denk alın. İşte yeni sınıfın. Diploma için okulu bitirmelisin. Ehliyet alabilmek için direksiyon sınavını geçmelisiniz. Kimlik çıkartabilmek için vesikalık fotoğraf çektirmelisiniz. 2 kere 3, 6. Kumplerin babasının bıyığı yolda kaldı. Gaza basın, vites atın, direksiyon çevirin bakayım. Evet, gülümseyin. Tüm ülkeleri say bakayım. Çok kolay. Ama havuza kıyısı olan ülkeleri. Barbüratörü öttürün. O ne demek? Öyle bir şey yok ki. Barbüratörü bilmiyor. Sabit durun. Sallıyorsun. Nasıl sabit durayım? Sabit duramazsan çekemem. Beden dersi. Takla at. Uçur arabayı. Sabit dur. Matematik dersi. Y'yi karşıya at. Gemi gibi sür. Sabit dur. Satranç dersi. File karşılık at. Bisiklet gibi sür. Sabit dur. İşte baba. Diplomanı da aldın. Oh! Tüm belgelerimi çıkarmayı başardım. Artık hayatıma devam edebilirim. Niye görüntüsüz gidip geliyor? Baba? Remzi ışınlanmayı buldu. Işınlanmadı. Remzi amca yok oldu. Necati abi, bugün Remzi amcaylayken neler oldu çabuk anlat bana. Önce ortam yaratman lazım. Remzi amca yaptığım cihazın yanında bir şey demiş olmalı. Ne dedi söyle bana. Selam söyledi. Ne bileyim, hatırlamıyorum. Ya, hatırlaman lazım. Çünkü Remzi amcanın varlığı siliniyor. Patronu satın aldığı eşyaların yok olması demek. Hatta oturduğu evi hiç seçmemiş olacak. Remzi senle hiç tanışmamış olacağı için bambaşka bir hayatın olacak. Onu hatırlamayacaksın. Çocukları bile hiç var olmamış olacak. Zebra keki yerken yok olsam bile bu kek benimle gelecek diye bağırdı. Oldu mu şimdi, oldu mu? Yani Remzi amca cihazı kullanarak yanlışlıkla kendini zamanda yok etti. Aman canım! Zaman başkanı değil misin sen? Geçmişe gidip getirirsin, ne olacak? Mirket abi anlamıyorsun. Zamanda hiç var olmamış olacak. Yaptığı her şey yok olacak ve kelebek etkisiyle dünyada çok şey değişecek. Onu, yani bizi unutacaksınız. Unuttuğum birini nasıl geri getirebilirim ki? Kağıt kalem nerede? Not alacağız, çabuk! Babamı geri getirin! Ha? Baba, alnında yi bul yazıyor. Bakın bakın, başa döndük. Remzi kayıplara karıştı. Üstüne bir bardak su için artık. Hanımefendi, çocuklarınıza falan bir sorsanız bizim için önemli. Benim hiç çocuğum yok ki. Pişt. Buraya bakın. Mahallede bir fil var. Yıllardır Remzi ismini sayıklıyor. Belki o size yardımcı olabilir. Sağ ol Tanju. Al sana bir gofret. Süper oldu bu. Girişte ayakkabılarınızı çıkarıp papyonlarınızı takın lütfen. Ayağımıza mı? Çayı beslemem gerekiyor. Siz de bu arada kedimi demleyin. Biz buraya Remzi'yi sormaya geldik. Ha? Remzi mi? Hiç tanışmadım Remzi diye biriyle. Ama içimde anlayamadığım bir boşluk var. Nasıl? Ben diyeyim şu şekil, siz deyin kapuska. Dememeyi tercih ederim. Her gece uyuklarken bu Remzi ismini görüyorum. Yatağının tam üstünde Remzi yazdığı için olmasın? Şimdi gidin buradan. Zebra kek yapmalıyım. Neden? Çünkü içimden bir ses zebra kek yapmam gerektiğini söylüyor. Tamam bakalım. Yaklaş. Ben Necati'nin içindeki sesim. Efendim? Zebra kek sana bir şey hatırlattı değil mi? Hatırlamak üzereyim. Dikkatimi toparlamalıyım. Zebra kek, zebra kek. Zebra kek, zebra kek. Çok lezzetliymiş bu zebra kek. Hatırladım. Remzi amcayı hatırladım. Geçmişe gidip onu kurtarmalıyım. Ama en azından verdiğim bilgi doğruymuş. Mirket, zebra kekimi haksızca elimden aldılar. Bana yardımcı olacak bir cihaz yapar mısın? Robotla tavla oynuyoruz. Diğerlerine sor. Ha, zar tutma. Devrelerime iyilik sağlık. Elim yok ki benim. Nasıl zar tutayım? Ha? Baba, bu kadar öfke sana zarar verir. Boş ver oradaki zebra keki. Bak, burada da aynından var. Kızım, haklısın galiba. Biraz kendimi kontrol etmem lazım. Yaptığım cihazı çöpe atıyorum o zaman. Kendimi kontrol edemiyorum. Merak eden varsa her şey normale döndü. Remzi burada, ev burada, çocuklar burada, Necati burada. Hı? Şaşırmış Necati niye burada? Bu ne demek? Balon savaşı demek! Uha!